Haritanın müziği de çalsın. Ver coşkuyu. Müziğimizi de yükleyelim. Tamam. Hadi bakalım. Like a Pimp 7 seviyede King Tiger Captured. Yani ele geçirilmiş King Tiger tankıyla Top tier çıkıyor buzul haritasında standart savaşta. King Tiger'ı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama King Tiger'ın aslında Tiger 2 tankının gövdesi ve taretiyle beraber stok tareti olması lazım bu. Belki son taretidir. Yanılıyorsam beni düzeltin. Bu tankın topunun küçültülerek 7 seviyeye aktarılmış versiyon. Yani bu tankın içerisinde Tiger 1 topu var. Normalde Tiger 2'nin kendine özel bir 105'lik topu var yanılmıyorsam. 320 vuran bir topu var. Son taret bildiğimiz Tiger 2 gövde taret her şeyle Tiger 2 ama top Tiger 1. Yani stok Tiger 2 diyebiliriz King Tiger'a. 7 seviyede Like a Pimp arkadaşımız Top tier olarak çıkmış. Bir tane artı var. Karşıda IS-2 T29 var. Panther T3400, VK, AMX AC, Challenger gibi zorlayıcı tanklar da var. Hem tecrübeli hem tecrübesiz arkadaşların bir araya geldiği güzel bir maç kombinesi. Can puanı olarak baktığımızda çok aman aman farkları yok yukarıdan baktığımızda. Şimdi bu King Tiger bir Tiger tankı olduğu için bu tankın olayı ne? 7 seviyede Tiger 2 olduğunuzda o Tiger 2'den aslında beklenen o zırhı, koruma gücünü, kuvvetini 7 seviyede top tier'de hissediyorsunuz gerçekten. Ve bu tankı da ona göre oynamanız gerekiyor. Aynı E75'te anlattığım gibi. Yani bu nedir? Gövde zırhınızla oynayacaksınız. Açı vereceksiniz. Baklava dilimi açısı. Size her zaman anlattığım. Baklava dilimi açısıyla Tiger 1 topu da çok güzel bir toptur bu arada. 240 hasar verir. 203 mm mi yanılmıyorsam, aynen. 203 mm'de deliciliği var. Normal mermi deliciliği var. 7 seviye için çok yeterli bir top. İsabeti vesaire keza çok iyi. Yükleme süresi vesaire de gayet başarılı. Yani heh, işte olay bu. Bu tankla yapmanız gereken olay bu. Açı veriyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Düşmandan sektiriyorsunuz. Tabi düşman sizinle aynı seviyedeyse ya da sizden küçük seviyede tanklarsa bu çok daha kolay olacak sizin için. Bunu yapıyorsunuz, sonra çıkıyorsunuz, vuruyorsunuz. Karşıdaki tankın yeniden yükleme süresini biliyorsanız eğer çıkıyorsunuz, vuruyorsunuz, bir daha vuruyorsunuz hatta. Çünkü bazı tankların yükleme süreleri çok uzun olabiliyor. Eğer siz de bunu biliyorsanız karşınızdaki tankın yükleme süresini, bunu kullanarak çıkıp iki atış birden yapıp geri çekilebilirsiniz. Olay bu. King Tiger'ı tamamen bu mantıkla oynayabilirsiniz. Bundan hariç yapacağınız tüm olaylar fanteziye girecektir bu tankla. Öyle söyleyeyim size. Bakın karşıdaki IS-2'nin yaptığı gibi. Bak karşıdaki T29 doğru bir şekilde tankını kullanmaya çalışıyor. Keza Britanya Panther aynı şekilde doğru şekilde çalışıyor ama karşının IS-2'si maalesef doğru şekilde çalışmıyor. Böyle çıkıyor yani bak. Ben de eskiden öyle çıkardım. Çok kafamı koparttılar benim. Öyle çıkmayın. Güzel olmuyor. Bilginiz olsun. Öyle çıkarsanız böyle saplarlar. IS-2 golda geçti. Ve sonunda King Tiger'ı delmeyi başardı. King Tiger bu arada ben bunu anlatırken o kadar tankı düzgün bir şekilde oynadı ki sanki hiçbir şey yapmıyormuş gibi göründü. Ama 2700-2850 hasara çıktı ve zırhından da 1800 sektirdi. Hala kili yok. Bir canlı IS-2'yi şimdi yok ederek takımını da 4-4'ten 5-4'e öne doğru geçirdi. Ve gerçekten isminin hakkını vererek oynadı bu köşede ve ta arkalardan bir yerden Challenger'ın da ateş ettiğini görüyor ve bakın. Nereden atıyor diye bakıyor. Tam şeyini ayarlıyor şu anda. Ona göre sonra namluyu yukarı kaldırıp atış yapmayı deneyecek oraya. Haritadan işaretledi şu anda. Diyor ki kardeşim G1 noktasına dikkat edin. Challenger orada diyor. Ve bakın ona göre açı vererek çıkıyor hala. Şu anda karşısında T29 olduğu için proxy spottaydı. Şu an spotu da düştü ve ileriye doğru atılıyor. Britanya Panther'ın Totos'undan bir tane daha sapladı. Artık Britanya Panther'in yapabileceği hiçbir şey kalmadı ve bitirici atışı da yaparak 3150 hasar, 3125 sektirme, 3275 oldu. 2 kille
takımını 8-5 öne geçirdi ve artık baskın basanındır. Zor bölgeyi geçtik. Tamamen çok doğru bir tank kullanımı, çok doğru zamanlamalar. Rakibin yaptığı hataları çok iyi değerlendirme. Canının 3'te 2'sini harcadı ama o harcadığı 900 can puanına karşılık 3200 can puanı eritti karşıdan. Ve 2'de kill aldı. Yoluna devam ediyor. Buradan sonrası artık kendisi için çok daha kolay ama hala maç bitmedi. Bu arada bu tankı nasıl alacağız diye soranlarınız belki çıkabilir aranızda. Bilmeyenler vardır belki aranızda. Bu tankı Twitch Prime ödülleriyle alabiliyorsunuz. İşte Twitch Prime, Alpha, Beta, işte Charlie bilmem ne diye devam eden, böyle bütün alfabeyi sayan bir ödül serisi vardı hatırlarsanız. Oradan Twitch Prime'ın ödülleriyle bu tankı alabiliyorsunuz. Ve Twitch Prime'ınız devam ettikçe tank da sizde kalmaya devam ediyordu. Benim en son bildiğim bilgi bu şekilde bu tankla alakalı. Eğer sonradan değiştiyse başka bir şeyler, sevgili chatimiz beni düzeltecektir. Yani bir nevi aylık olarak bu tankı alıp kullanabiliyorsunuz. Komple sizin olamıyor bu tank maalesef. Twitch Prime'la da işte Twitch Prime aldığınız zaman kendinize işte çeşitli özellikleri var falan. Çok o kadar detayını bilmiyorum ama Twitch Prime olduğunuzda her ay bir tane yayıncıyı destekleyebiliyorsunuz. Sevdiğiniz bir yayıncıya abone olabiliyorsunuz. Mesela bana abone olabilirsiniz. Ağzıyla abonelik istedi. Her neyse, Twitch Prime'ınız devam ettikçe tank da sizde kalmaya devam ediyor. Kullanabiliyorsunuz, para kasabiliyorsunuz. Bir nevi kiralık bir tank olarak düşünebilirsiniz. Ama uzun vadede tabii ki şey olacaktır. Ekonomik olmaktan çıkacaktır. Kısa vadeli WoT oynamayı ya da işte premium almak ya da para kasmak gibi niyeti olan arkadaşlar için mantıklı bir tercih olabilir. Twitch Prime alırsınız, hem işte beğendiğiniz bir yayıncıya abone olursunuz, hem de ödülleri alırsınız, görevleri yaparsınız, King Tiger'la oynarsınız bir ay boyunca. Sonrasında Twitch Prime'ınız bittiğinde biter. Gibi. Güzel ekonomik bir pakettir yani. Oyuna para harcamak isteyen, premiumunu boostlamak isteyen arkadaşlar varsa bu paketten yararlanabilirler. Bu alet premium tank ve fazla para getiriyor, evet. Evet, King Tiger biz bu arada konuşurken Jagdpanzer 4'ü de patlattı. Hummel'ı burada, Hummel'a bir tane patlattı. Amex AC-46'yı buldu. Ona da bir tane patlatabilecek mi? Bir tane de ona patlattı. ...28 aydır botunu destekliyor. Eyvallah abicim. Kesene bereket. Teşekkür ediyorum. Amex AC'ye bir atış daha. Ama RNG'nin kurbanı olduk. Hummel kaldı geriye bir tek. Hummel kill'ini alabilecek miyiz? Biz alamadan Britanya Panther Hummel'ı garaja doğru uğurladı. 4223 hasar. 3275 zırhımızdan sektirme. 293'te asist hasarı ve 3 kill'le beraber tam bir kardeşim bu tank bu şekilde oynanır şeklinde King Tiger dersi vermiş oldu bize. Hadi gelin şimdi bu tankı oylayalım. Sizce Like a Pimp arkadaşımız kaç puanlık oynadı bu replay'de? Hadi gelin, sıra onda. Oylama başlasın. O ne lan? Straf olmaya niye giremiyorum? Ana beni almıyor. Hayda. Hayda. Anket sitesi. Polemik.
Hemen hızlıca anket oluşturabiliyor mu? Oluşturamıyor. Durun durun, chat'e yazmayın arkadaşlar. Chat'e yazmayın. Straf olmaya açılmıyor ya. Bende böyle bir hata veriyor. Var mı bu siteyi açabilenler? Nasıl açılmaz ya? Geriye doğru gidersek. Bunu açalım. Bunu açalım. Şöyle buradan geriye doğru gidelim. Gidemiyoruz. Bir daha. Geri, geri, geri. Geri, geri. Değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. Geri. Fuck you. Olmadı. Allah Allah. Bende niye açılmıyor lan? Explorer'dan deneyelim şansımızı. Strapon.me. Açılmıyor. Oğlum şansa bak ya. Farklı tarayıcı yok ki. Şu an Chrome var bir tek. Şöyle yapalım. Bunu gizli modunu açalım. Trap olmayı. Bu da olmadı. Açılmıyor. Evet, puanlayamıyoruz. Var mı bildiğiniz anket? Aha, birisi yapmış. Pink Tiger puanlaması. Evet, süper. Tamam. Eyvallah. Eline sağlık. Hadi bakalım. O zaman anket linki geldi. Yapıştırın efendim. Oylayalım. Görelim. Sizce King Tiger maçı kaç puanlıktı? Robot değilim. Bence bu maçı özelinde konuşursak 10/10. Yani herhangi bir şey yanlış yapmadı. Her şeyi doğru yaptı. Tankını doğru kullandı. Doğru yere bastı. Herhangi bir hatasını görmedim. Hiçbir şeyini görmedim. Çiçekler gibi oynadı bu maçı. Ben 10 puanımı veriyorum kardeşime. Gönderin gelsin. Gönderin gelsin. Oylama sonucu gelsin efendim. Ben de bir yandan ortalama aldığımız Excel'i açayım. Açamıyorum. Mouse'um gitti. Nerede? Replay puanlama. Replay puanlamamızı da şuraya alalım. Ve puanlar gelince buraya gireceğiz. Hadi bakayım. Gelsin puanlar. 94 oy geldi. Hadi 100 oy yapalım ve bu iş burada bitsin. Huzur içinde çözülsün. 95 oy. Hadi 5 oy daha. 200 kişiyiz. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Pamuk eller cebe. Hadi sandık başına. Herkes sandık başına. 96 oy. 4 oy daha. Ben de bir yandan Vote Replace'e arkadaşın sonucunu yükleyeyim. Devam et kanka. Upload. Ve 101-102 oyumuz oldu. 102 oyla oylarımızı artık dağıtabiliriz. 8, 9, 7, 10, 6, 5, 1, 4, 2 ve 3. Bir kere daha güncelliyoruz. Son yüzdeler bu. 30, 20, 17, 16, 9, 4, 3, 1, 0 ve 0. 7.8 puan ortalaması tutturdu King Tiger'ımız. Herhalde şu ana kadar en yüksek puan ortalamasını tutturan Ripley'imiz oldu. Ama şu ana kadar. Helal olsun. Evet. Like a Pimp
Maç sonu raporlarına bakalım hemen. Tankası Cool-Headed, soğukkanlı. Kardeşler takımı Çelik Duvar, yüksek kalibre madalyası. Takım skorları 4223 hasar 3 kill. Zırhından 3200 sektirme, 293 asist hasarıyla birlikte 74.000 kredi kazanmış ama burada bir gösterim hatası vesaire var. Toplamda 111.000 kredi kazanmış aslında. Ekler mekler bir şeyler gelmiştir burada. Bilmiyoruz ne kadar mermi harcadığını. Burada bir replay hatası var. Ama çiçek gibi maç, çiçek gibi bir sonuç. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu güzel maçı bize izlettiği için. Ve King Tiger'daki ilk maçıymış bu arada. Birinci maç içinde gayet güzel bir sonuç. Yalnız 7.8'i tutturana da helal olsun. Helal olsun. Evet, hala 1 puan falan veren var arkadaşlar. Gerçekten 1 puanlık mıydı bu replay? Neyse. Ben sizi kendi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Ve bu maçı burada geçiyoruz efendim. Hadi bakalım.